Merhaba arkadaşlar, Hadörsen'e YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kızım için örmüş olduğum çiçekli hırkanın ilmek sayılarını ve ölçülerini verip çiçeklerinin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Hırkam için Nako bonbon kalın ip kullandım. 6 numara şiş kullanarak hırkamı tamamladım arkadaşlar. Siz de öreceğiniz yaş için ve kullanacağınız ipin kalınlığına göre İlmek sayılarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hırkamız hem bebeklerde hem de çocuklarda, genç kızlarda anne kız kombini olarak kullanılan bir model. Bu sene de oldukça moda olan bir model arkadaşlar. Benim hırkam 10 yaş ölçüleri için uygun. Şimdi hırkamın ilmek sayılarını vereyim. Daha sonra çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Hırkamızın ön kısmına 36 ilmekle başlayarak yaka kısmına kadar düz olarak ördüm. Daha sonra eksiltmelerimi yaptım arkadaşlar. Her sırada birer ilmek keserek eksiltme yaptım. 8-9 ilmek keserek yaka oyuntusunu oluşturdum. Daha sonra biraz daha örerek omuz kısmına kadar düz olarak ördüm arkadaşlar. Diğer ön kısmımızı da aynı şekilde tamamladım. Yine burada yaka oyuntumuzu oluşturmak için 8-9 sıra eksiltme yaptım. Her sırada bir ilmek keserek yaka oyuntumuzu oluşturdum arkadaşlar. Hırkam için 30 ilmekle başladım. Kolumuz için, hırkamızın kolu için 30 ilmekle başladım. Lastik kısmının son sırasında aralarda 18 ilmek artırma yaparak kolumuzu toplam 48 ilmeğe çıkardım arkadaşlar. 48 ilmekle yine omuz kısmına kadar herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan kolumuzu tamamladım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde ördüm. Arkamız için ise 72 ilmekle başladım. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan ön kısmımızın uzunluğu kadar örerek birleştirme yaptım. Birleştirmemi yaptıktan sonra bu ön kısımdan ilmek alarak hırkamı tamamladım arkadaşlar. 3 tane de ilik açtım, düğmelerimi diktim. Siz isterseniz 4 tane ilik açıp düğme dikebilirsiniz. Şimdi hırkamızın ölçülerini vereyim. Daha sonra çiçeğimizin yapımına geçelim. Hırkamızın genişliği 48 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 47 santim. Kol uzunluğumuz ise 46 santim arkadaşlar. Siz de öreceğiniz yaşa göre kolunu, beden kısmını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ipimizin kalınlığına göre ilmek sayılarımız değişecektir. Hangi yaşa yapacaksanız ona göre ilmek sayılarını ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ben kızım için ördüğüm için kızımın bedenine uygun ördüm arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. İpime uygun tığ kullanarak sihirli halkamı yapıyorum şu şekilde. Daha sonra buraya bir tane sık iğne yaparak sıkıştırma yapıyorum. Şimdi sık iğne yapacağım fakat burayı biraz geniş tutacağım arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştırma yapmadan sık iğnelerimi yapıyorum. Şu şekilde biraz çekerek
bol bırakıyorum. Çünkü bir sonraki sırada doldurma işlemi yapacağımız için sık iğnelerimizi rahat doldurabilmek için biraz büyük alıyorum. 6 tane sihirli halkamıza sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimi çekerek halkamı sıkıştırıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnemin içine batarak sabitliyorum. Şimdi sihirli halkamızı yaptık. 6 tane de sık iğne ile bitirdik arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekip ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane doldurduktan sonra ilk başta çekmiş olduğum zincirin hemen önünden çıkıyorum. Şimdi tamamından çıkıp birleştiriyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çekip yine ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çekip ikinci sık iğneme batırıyorum. 1 2 3 4 5. Yine ilk başta çekmiş olduğum 4 zincirimizden çıkmıyorum arkadaşlar. Sadece yapmış olduğum dolgulardan çıkıp şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şimdi hepsinden çıkıp sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çekip yine ikinci sık iğnemin içerisine batıyorum. 4 zincir çekip şimdi 3. yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. 3. yaprağımız için ise 3. sık iğnemin içine batırıyorum ve sık iğnemin içini 5 kez dolduruyorum. Siz çiçeklerinizin daha dolgun olmasını istiyorsanız 6 kez de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu boy benim için ideal. Evet. 3. yaprağımı da tamamladım. Yine 4 zincir çekiyorum. Şimdi 4. sık iğnemin içine 5 kez batarak dolduruyorum. 3 4 5. Yine çekmiş olduğum zincirden geçirmiyorum. Ay, şimdi geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çekip dolama yaparak 5. yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi 5. yaprağımı doldurmaya başladım. Şimdi çıkmıyorum arkadaşlar. İlk başta çekmiş olduğum 4 zincirden çıkmıyorum. Şimdi hepsini birleştirip yine 4 zincir çekiyorum. Bir,
3-4. Şimdi son yaprağımızı yapalım. Altı yaprak yaparak çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi orta kısmını yapacağız. Çiçeğimi tamamladım. Ortası için farklı bir renk kullanacağım arkadaşlar. Orta kısmını da bu şekilde yine doldurarak yapıyorum. Şu şekilde büyük bir zincir çekip sıkıştırıyorum. Daha sonra ipimi uzatarak yine 5 tane dolduruyorum. Hepsini birlikte alarak sıkıştırıyorum. Bu şekilde. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin orta kısmıyla birleştiriyorum. Bu şekilde bağlayarak sabitledim arkadaşlar. Bunu da yine kolumda şu kısma dikeceğim. Arka kısmımıza çiçek dikmedim arkadaşlar. Sadece ön kısımlarımızda çiçeklerimiz var. İsterseniz siz arka kısmına dikebilirsiniz ama arka kısmına gerek olmadığını düşünerek ben dikmedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.